Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün elimde CloudNet isimli bir cihaz var. Bu bir abonemin cihazı. Bana incelemem için gönderdi. Cihaz büyük bir cihaz. Sol tarafında soğutma delikleri var. Arka tarafında bir anten, mikrofon girişi, optik ses çıkışı, micro SD kart girişi, HDMI, USB-C, Ethernet ve adaptör girişi var. Sağ tarafında 2 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 ve SATA portu var. Ön tarafında power düğmesi ve ekranı mevcut. Şık bir cihaz. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinde bir kutu daha var. Bu kutuda 12 volt 2 amperlik bir adaptör, hard disk bağlantısı için SATA kablosu, bir adet Air Mouse'lu kumanda, bir de normal kumandası mevcut. Şimdi cihazı bağlayalım ve performans testlerine hep beraber bakalım. Hida ile başlayalım. Cihazımız RK3399. Güzel bir işlemci. 4 GB RAM, 32 GB depolamamız var. Bu 32 GB depolamanın 27 GB'ı bize kullanılabilir olarak veriliyor. İşlemcimiz 6 çekirdekli bir işlemci. 4 çekirdeği 1.4 GHz, 2 çekirdeği 1.8 GHz olarak çalışıyor. Grafik yongamız Mali T860, Mali G31'den üstün bir grafik yongası. Android sürümümüz 7.1.2. Maalesef en büyük sıkıntı bu Android kısmı. Android 7.1.7 olması bazı uygulamalarda sıkıntıya yol açabilir. DRM Info'muza bakalım. DRM Info'muza baktığımızda L1 sertifikası olmadığını görüyoruz. Yani Netflix, Disney gibi uygulamalar düşük çözünürlükte çalışır. İnternet hız testimizi yapalım hemen vakit kaybetmeden. 5 GHz üzerinden bağlıyız şu anda. Cihazın üstünde bir anten var. 153 megabit hız aldık 5 GHz'de. Benim hızım değişken olduğunu söylemiştim. 160'ı görebiliyorum en fazla bazı cihazlarda. 153 gördük. Galiba 153'tü. 2.4'e bağlandım. Şimdi bir daha hız testi yapacağım. 2.4'te 32 megabit hız alıyoruz. Tarayıcı testimizi yapalım. Burada Amazon'a giriyorum. Açılış hızını gördünüz. En ufak kesme, biçme yok. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Keşke Android sürümünde yüksek olabilse. Ben bunu Android sürümünde yükseltmeye çalışacağım. Başka burada ne var? Happy Cast var. Bununla telefon ekranını veya tablet ekranını yansıtabiliyorsunuz. Oyun testi yapalım. Gamepad'imizi bağlayalım. Aksesuar ekle diyelim. Gamepad'imiz bağlandı. Beachbody'yi açtım. Mobil olarak gördüğü için Gamepad'i görmedi. Direkt sanki telefondan oynuyormuşuz gibi ekrana basmamı istiyor. Sadece performansına bakalım. Gayet başarılı. Görüntüleri de görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Bunda PUBG bile oynanır, onu söyleyeyim. Gayet başarılı görüntüler. Bunun en önemli özelliklerinden biri media player olarak tercih edilmesi. Çünkü SATA portu var. SATA disk bağlayabiliyorsunuz. Çok fazla bir de USB slotu olduğu için slotlara da istediğiniz gibi bağlantı yapabilirsiniz. Oyun market kısmında Update TV olduğunu söylemiştim. Üstüne yüklü geliyor. Ben buna dediğim gibi Android versiyon yükseltmeye çalışacağım. Bu şekilde, çünkü kullanmak Android 7'de sıkıntı. Ama işte dediğim gibi hard diskten içerik oynatanlar için, arşiv yapanlar için ideal bir cihaz. Çünkü çok fazla USB slotu var. SATA hard disk girişi var. Gerçekten başarılı. Benim en çok beğenmediğim nokta, çok yavaş açılıyor. Yani normal açılış hızı gerçekten yavaş. Bu da cihazla ilgili bir durum. Media player olduğu için muhtemelen ilk başta bir şeyler yüklüyor. Cihazın satın alma linklerini açıklama kısmına koyacağım. Fakat eski bir cihaz, maalesef biz yeni ulaşabiliyoruz. O yüzden yeni tanıttık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.